أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. El evvelu Allah, vel ahiru Allah, vel zahiru Allah, vel batinu Allah. Femen kâne fî kalbihi Allah, femu'inuhu fiddâreyni Allah. Ve men kâne fî kalbihi gayrullah, فَخَسْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأُفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Muhterem müminler, bugün inşallah kaldığımız yerden, siyerden sohbetimize devam edeceğiz ve Mekke'nin fethi bölümüne gelmiş idik. Bundan önceki sohbetimizde Hudeybiye musalahasından bahsettik. Ve şartlarının çok ağırlığından bahsettik. Bu maddelerden birinde 10 yıl savaş yapılmayacak yazıyordu. Yani Müslümanlarla Müslüman olmayanlar, Kureyşliler arasında imzalanan o barış antlaşmasına göre 10 yıl karşılaşmayacaklar, savaşmayacaklar. Böyle bir madde var. Ancak Mekkeli müşrikler antlaşmadan sonra rahat durmadılar. İslam'ın yayılmasından, genişlemesinden, Arabistan'ın her tarafında duyulmasından kabul görmesinden rahatsız oldular. Ve bundan dolayıdır ki yavaş yavaş bu barış maddelerini, Hudeybiye Antlaşması'nı ihlal etmeye başladılar. Ve zaman geçtikçe de iyice cesaretlendiler. Cüretkar olmaya başladılar. Ve en sonunda aradan 17-18 ay geçmişti ki bu barış antlaşmasından sonra Mekke'de bulunan iki kabile var. Bunlardan birisi Beni Bekir kabilesi. Bir diğeri de Huzaa kabilesi. Huzaa kabilesi koruma altında. Yani dokunulmazlığı var bu kabilenin. Beni Bekir kabilesi Huzaalılara saldırmaya başladılar. Mekke'de. Ve cinayet işlemeye başladılar. Huzaa kabilesi mensuplarının üzerine saldırıp onları öldürmeye, yaralamaya başladılar. Bu kabile de peygamberimize bağlı bir kabile idi. Huzaa kabilesi. Hatta bir baskın yaptılar. Baskın esnasında Huzaa kabilesi mensupları namazdaydılar.
Namaz kılarlarken Beni Bekir kabilesi bunlara saldırdılar. Ve secde halindeyken bazı Huzaalıları öldürdüler. Kimi secdede, kimi rükuda, kimi kıyamda bu vaziyette iken cinayet işlediler. Hatta Harem-i Şerif'te cinayet yasak biliyorsunuz. Orada hiçbir şey yapılmaz. Kan dökülmez. Buna rağmen Harem-i Şerif'e sığınan Huzaalılara orada bile saldırdılar. Bu durum sevgili peygamberimize bildirildi, haber verildi. Beni Bekir'in bu yaptığı. Haberi götüren Amr bin Salim gitti Allah Resulüne, durumu anlattı ve Allah Resulü'nün gözleri yaşardı bu yapılan katliam karşısında. Anlatan kişi de ağlıyordu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Amr bin Salim'i teselli mahiyetinde, sen yardım olundun ey Amr, rahat ol, sen sana düşeni yaptın, rahat ol dedi Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. Tabi Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bir elçi gönderdi. Mekkelilere bir elçi gönderdi. Çünkü bir antlaşma vardı, bir sözleşme vardı aralarında. Bu ihlal edilmişti. Bu elçi gitti, dedi ki Mekkelilere, bir, öldürülen Huzaalıların diyetini ödeyeceksiniz. Kan bedellerini ödeyeceksiniz. İkincisi, Beni Bekir kabilesini korumaktan vazgeçeceksiniz. Bu cinayet işleyen bu cani kabileyi korumayacaksınız. Üçüncüsü, eğer bu iki teklifi kabul etmezseniz Hudeybiye barış antlaşması geçersizdir dedi. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın gönderdiği elçi Mekkelilere bu şekilde haber götürdü Peygamberimizden Aleyhissalatu Vesselam'dan. Mekkeli gözü dönmüş müşrikler Hudeybiye barış antlaşmasını sonlandırmayı kabul ettiler. Tamam dediler. Madem böyle, Hudeybiye barış antlaşması sona ermiştir. Yani artık serbestiz, savaşabiliriz anlamına geliyor bu. Halbuki bu davranışları Mekke'nin fethine kapıyı aralıyordu değerli müminler. Sonra akılları başlarına geldi. Dediler ki yahu biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Bu antlaşmayı neden bozduk? İyi rahat gidiyorduk. Durumu düzeltmek için Ebu Süfyan'ı gönderdiler. Medine'ye gönderdiler. Ve Medine'de görüşmediği kimse kalmadı. Ne olur etmeyin, eylemeyin. Barış devam etsin, savaşmayalım şeklinde çok istekte bulundu ama olmadı, kabul görmedi. Durumu düzeltmek için Medine'ye giden Ebu Süfyan eli boş olarak Mekke'ye dönmek zorunda kaldı. Hatta
Medine'de öyle bir manzarayla karşılaştı ki Ebu Süfyan, kimse yüzüne bakmıyor. Doğru dürüst hoş geldin diyen yok. Zalim bir adam. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın hanımı Ümmü Habibe Ebu Süfyan'ın kızıdır değerli müminler. Ümmü Habibe annemiz Ebu Süfyan'ın kızıdır. Ebu Süfyan kızının yanına gitti. Peygamberimizin evine. Ve Peygamberimizin oturduğu mindere babasını oturtmadı. Oturmayacaksın dedi. Oraya oturamazsın dedi. Otururken çekip altından aldı. Ebu Süfyan şaşırdı kızının bu davranışı karşısında. Dedi ki, kızım, minderimi bana layık görmüyorsun, beni mi mindere layık görmüyorsun dedi kızına. Ümmü Habibe annemiz babasına dedi ki, bu minder Resulullah'a aittir. Bunun için sen necis bir müşriksin. Ona oturmaya asla layık değilsin dedi. Tamam babamsın ama İslam'a göre müşriksin, pissin. Allah Resulü'nün minderine oturamazsın dedi. Neler yaşanıyor görüyor musunuz? Müslüman böyle olur. Müslüman minderine herkesi oturtturmaz. Müslüman evine herkesi almaz. Akrabası da olsa, zalimse tavrını kor. En yakını da olsa, dinsizse, imansızsa tavrını kor Müslüman. İşte Ümmü Habibe'nin tavrı bu. Ebu Süfyan kızından aldığı bu cevap karşısında şaşkına döndü. Ve dedi ki, kızım, sen bizden ayrılalı bir acayip olmuşsun dedi ya. Sen ne hale gelmişsin dedi. Fakat Ümmü Habibe annemiz, hayır dedi, ben acayip falan değilim. Allah beni İslam'la şereflendirdi dedi. Ben Müslüman biriyim dedi. Evet, imanın her şeyin üzerinde olduğunu babasına haber verdi ve Ebu Süfyan çaresiz bir şekilde Mekke'nin yoluna düştü. Mekke'ye vardığı zaman Mekkeli müşrikler Ebu Süfyan'ın etrafını sardılar. Tabi Ebu Süfyan maalesef dedi, bir şey yapamadım. Anlatamadım. Gelin barışı yenileyelim dedim ama yok, kabul etmediler. Ve şaşkınlığını gizleyemiyor. Diyor ki, ben diyor kalpleri tek bir kalp üzere olan bir kavmin yanından geliyorum. Kalpleri bir tek kalp üzere olan bir kavmin yanından geliyorum. Hepsinin kalbi aynı. Hepsi aynı düşünüyorlar. Vallahi onlardan fayda umduğum, fayda beklediğim küçük büyük, kadın erkek herkesle konuştum ancak hiçbirinden bir netice alamadım diyor Ebu Süfyan. Ve bunun üzerine sevgili peygamberimiz sefer hazırlıklarına başlıyor. Mekke'nin fethi için hazırlıklar başlıyor. Emir buyurdular. Yakın kabileleri sevgili peygamberimiz Medine'ye davet etti. Gelin bakalım dedi. Ama
asla duyurmayacaksınız. Bu hazırlık son derece gizli bir şekilde yapılıyor. Yakındaki kabileler Mekke'ye, Medine'ye geliyorlar. Uzaktaki kabilelere de dedi ki siz de yola çıkacaksınız. Ordu sefer halindeyken bize yolda iltihak edeceksiniz, yolda katılacaksınız. Dedi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bunu, bu Mekke'nin fethini sevgili Peygamberimiz kansız bir şekilde gerçekleştirmek istiyordu. Karşı taraf da, düşman tarafı da hazırlanıp da iki taraf silahları çekmesin, kılıçları çekip kan dökülmesin istiyordu sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam. Ama Peygamberimiz bir şey daha gizliyordu. Seferin nereye yapılacağını söylemedi. Haydi Mekke'ye gidiyoruz demedi. Hazırlanın. Sefer var. Savaşa çıkıyoruz. Hazırlanın dedi. Ama Mekke'ye doğru gideceğini söylemedi. Hatta en yakını, kayınpederi, mağara arkadaşı, hicret arkadaşı Hazreti Ebubekir dahi bilmiyordu. Nereye gidileceğini bilmiyordu. Kızına sordu. Ayşe annemize sordu. Kızım, bilgin var mı? Allah Resulü bir sefer hazırlığına çıkıyor, hazırlık yapıyor. Nereye gideceğiz? Bilgin var mı? Dedi. Ayşe annemiz, bilmiyorum. Belki Beni Süleymlere, belki Sakiflere, bunlar kabile ismi biliyorsunuz. Belki de Havazinlere gitmek istiyor olabilir demişti. Kabile isimleri saydı. Mekke'yi söylemedi. Ve sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz şöyle bir dua etti değerli müminler. Bu sefer esnasında İbni Hişam veriyor bunu. Ya Rabbi, yurtlarına ansızın varıncaya kadar Kureyşlilerin casus ve habercilerini tut ya Rabbi. Haberleri olmasın ya Rabbi. Ansızın varıverelim Mekke'ye. Onları göremez ve işitemez kıl ya Rabbi. Bizim bu yolculuğumuzu görmesinler. Duymasınlar, işitmesinler bu yolculuğumuzu, bu seferimizi. Kureyşlilerin gözlerini bağla ki ya Rabbi beni birdenbire karşılarında bulsunlar. Aksi halde savaşılacak, kılıçlar çekilecek, kan dökülecek. İslam barış dinidir. İslam hayat dinidir. Kan dökmek için yola çıkılmaz. Öldürmek için fetih yapılmaz. Fetihler yaşatmak için yapılır. İşte Allah Resulü ansızın beni karşılarında görüversinler ya Rabbi diye böyle bir duada bulundu. Ve Mekke'ye şöyle bir konaklık mesafe kaldı. Yakın bir mesafeye vardılar. Vakit geceydi. Bütün askerlerine, mücahitlere dedi ki her biriniz bir ateş yakın dedi. 10.000 kişiydiler değerli müminler. Bu yolculuğa katılan, bu sefere katılan 10.000 sahabi vardı. Ateş yakın. 10.000 ateş gece. Bir gözdağı vermek.
ki gece yanan ateşte de düşünün yani. Çok kalabalık görünür. İşte her biri ateşi yaktılar. Ebu Süfyan kolaçan etmeye çıktı. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Medine'den Mekke'ye giderken Zülhuleyfe diye bir mevki var. Bilirsiniz. Hacca gidenler, umreye gidenler bilirler orayı. Mikat mahallidir orası. Abarı Ali denilir. Bi'ri Ali'de denilir. Veya Ali kuyusu da denilir. Hacılar, umreciler orayı ihramsız geçmezler. Orada otobüsler durur. İhram niyeti orada yapılır. İki rekat namaz kılınır. Sonra artık hareme doğru, Mekke'ye doğru gidilir. Peygamberimiz ihrama da girmedi. Mekke'ye gittiğin bilinmesin diye mikat sınırını ihramsız geçti. Önce farklı yöne doğru gitti, sonra yolunu Mekke'ye çevirdi. Yani kan dökmek asla istemiyordu, arzu etmiyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Sevgili Peygamberimiz, Rabbimizin Kur'an'daki ifadesiyle, buyruğuyla alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Estağfirullah. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Habibim, sen ancak alemlere rahmet için gönderildin. Sen rahmet peygamberisin. Değerli müminler, Peygamberimiz rahmet peygamberi. Öldürmek için savaşmadı. İslam dini rahmet dinidir. Öldürme dini değildir. Müslümanlar merhametli insanlardır. İlerleyen yerlerde göreceksiniz bu Mekke'nin fethi esnasında yaşananları ve insanlığın bugün hala cahiliye dönemi yaşadığını anlayacaksınız. Allah Resulü'nün engin hoşgörüsü, Allah Resulü'nün engin merhameti, nezaketi, kibarlığı değerli müminler. Bu fetihte bütün bunları göreceğiz. Sevgili Peygamberimizin hedefi gönüllere girmekti. Mekke'yi fethetmek değil, asıl olan gönülleri fethetmekti. Gönülleri İslam'la buluşturmaktı. İnsanları İslam'la tanıştırmaktı Allah Resulü'nün gayesi. Bakınız Rabbimiz bu hususu Kur'an-ı Kerim'de nasıl haber veriyor? Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Buyuruyor ki Rabbimiz, onlar öyle kimseler ki kendilerine bir yerde egemenlik versek, dikkat edin, kendilerine bir yerde egemenlik, idare, Müslümanlara bir hakimiyet versek bir yerde, namazı kılarlar, terk etmezler. Ben hakimim, ben idareciyim, egemen gücüm deyip Allah'a kulluğu bırakmazlar. Namazı kılarlar. Zekatı verirler ve etevüz zekate. Zekatı verirler. Bitmedi. Ve emeru emrederler bil marufi. İyiliği emrederler. İyi olun derler, kendileri iyi iş peşinde koşarlar, kötülük yapmazlar. Yetmedi, venhev anil münkeri, kötülüğe mani olurlar. Biz diyor, Müslümanlara, müminlere
bir idare verdiğimiz zaman, idarecilik verdiğimiz zaman böyle yaparlar. Sonu da şöyle bitiyor. Velillahi akibetul umur. İşlerin sonu Allah'a varır. Ne yaparsak yapalım, nasıl yaşarsak yaşayalım, ne edersek edelim, her işin sonu Allah'a varır, dayanır. Hesabı görecek olan odur. Tabii bu yolculuk esnasında çok ilginç şeyler de yaşandı. Onlardan birisi de şu. Medine'de yaşayan Hatib bin Ebi Belta'a isminde bir sahabi var. Bedir Savaşı'na da katılmıştı bu. Ama Mekke'de akrabaları var. Bir mektup yazdı. Hatib bin Ebi Belta'a bir mektup yazdı. Bir kadına verdi. Bunu götür dedi. Mekke'deki benim akrabalarıma ver, filana ver dedi. Kadın da bu mektubu aldı, saçlarının arasına koydu, örgü yaptı, kaybetti. Ama Allah Resulüne Cebrail aleyhisselam geldi, haber verdi. Ya Resulallah, işte Mekke yolunda bir casus var, bir kadın var. Mektup götürüyor ve mektupta saçlarının arasında. Yerini de söyledi. Şu an filan yerde dedi. Vahiy geliyor ya sevgili peygamberimize. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimiz Hazreti Ali'yi, Zübeyir'i ve Mikdad'ı o kadını yakalayıp getirmek için peşine gönderdi. Kadın sevgili peygamberimizin işaret ettiği filan yerde dediği yerde yakalandı. Ve üzerindeki mektup alındı kendisinden. Mektupta şunlar yazıyordu değerli müminler. Çok kısa bir mektup. Ey Kureyş! Allah'ın Resulü sizin üzerinize öyle muazzam bir kuvvetle geliyor ki gece karanlığı gibi korkunç olan bu ordu sel gibi akacak üstünüze. Allah'a yemin ederim ki Resulullah üzerinize tek başına da gelse, tek başına da gelse Allah onu size galip kılacak. Vaadini yerine getirecektir. Şimdiden başınızın çaresine bakın. Hatib bin Ebi Belta'nın yazdığı mektup bu. Ajan olarak o kadına verdi bunu. Götür, Mekkelilere ver. Allah Resulü geliyor. Sel gibi bir orduyla geliyor. Tedbirlerini alsınlar. Aslında doğru. Mektupta yazanlar doğru. İhanet falan da yok. Ama peygamberimiz çok gizli kalmasını istiyor bu savaşın. Hatib bin Ebi Belta bunu nasıl yapar? Ve derhal Hatib'i yanına çağırdı. Gel bakalım dedi. Bedir savaşına katılanlar çok kıymetlidir. Değerlidir. Allah ve Resulünün sevdiği kişilerdir bunlar. 314 kişi biliyorsunuz. Ama işte böyle bir iş yaptı Hatib. Büyük bir nedamet içerisinde peygamberimiz ona dedi ki ey Hatib bunu niye yaptın sen dedi. Hatib dedi ki ya Resulallah yanınızda bulunan muhacirlerin Mekke'de aile ve mallarını koruyacak kimseleri var. Benim ise kimsem yok dedi. Herkesin bir yakını var ama benim kimsem yok Mekke'de dedi. Ben de bu mektupla onlar arasında minnet kazanarak ailemi, çoluk çocuğumu korumak istedim.
Hatip bize bu iyiliği yaptı. Biz de onun ailesini koruyalım desinler istedim. Yoksa vallahi ben onların casusu değilim ya Resulallah. Ben bu işi dinimden dönmek için bir fenalıkla da işlemedim ya Resulallah. Müslüman olduktan sonra ben asla küfre razı olmam ya Resulallah. Vallahi benim Allah ve Resulüne olan imanım sonsuzdur ya Resulallah. Asla dinimi değiştirmiş değilim dedi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Hatip kendisini doğru müdafaa etti dedi ve onu affetti. Hazreti Ömer kılıcını çekmiş dönüyordu Hatip'in başında. Hemen vuracak. Sen misin ihanet eden? Ama Bedir Harbi'ne katılanların yaptığı hatalar affedilmiştir dedi Allah Resulü. Ve Ömer'e dedi ki, ama o Bedir seferine katıldı ya Ömer. Ne biliyorsun? Belki de Allah Teala Hazretleri Bedir ehlinin haline muttali oldu da ona dilediğinizi yapın, sizleri mağfiret ettim buyurmuştur dedi. Ve değerli kardeşlerim, yolculuk devam ediyor Mekke'ye doğru. Daha neler neler olacak Mekke'nin fethine kadar, Mekke'nin fethi esnasında neler olacak? Pazartesi günleri siret sohbetlerimiz devam edecek. Bugünlük de bu kadar. Rabbim onların yolundan gidebilmeyi, ehlimizle, iyalimizle, Kur'an yolundan, sevgili peygamberimizin yolundan, ashabının yolundan gidebilmeyi cümlemize lütfeylesin. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Başta Gazze şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları âli olsun. Zalimleri zulüm denizlerinde boğuversin inşallah. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.